Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Tabibi Gulubina Muhammed. Sallu ala Şefii'i Zunubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوْلَانَا مِنَ الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri cümlemize mededi inayet ve lütfi hidayet eyleyip tevfikat-ı ilahiyesine rafik eyleye. Her halimizde rızay-ı şerifine muvafık amel ve harekat ve sekenat ve hüsn-i itikattan ayırmayan, imanın mahalli ve Rabbimizin nazargahı olan kalplerimizi Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlandırıp, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadis-i şerifleriyle müteessir eyleye. Peygamberlerin, alimlerin, salihlerin, fakirlerin ve zenginlerin toplanacağı o dehşetli kıyamet gününde, yüzlerimizin karısına bakıp da bizleri rüsvâ-i âlem eyleme Allah'ım. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi gad âteyteni minel mulki ve allemteni min te'vilil ahadîth. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bi salihin. Emma ba'd. İnsanoğlu yaratılış itibariyle hata yapabilmektedir. Bu hatalar bazen yaratanına, bazen de yekdiğer insanlara karşı olabilmektedir. Yapılan bu hatalardan dönmek, dünya ve ahiret mutluluğu için pişmanlık duymak ancak tövbe etmekle mümkündür değerli kardeşlerim. Sözlükte pişmanlık, dönme, nedamet anlamlarına gelen tövbe, literatürde kulun işlediği kötülük ve pişmanlıklara, günahlara pişman olup, onları terk ederek Allah'a yönelmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınması suretiyle Allah'a sığınarak bağışlanma dilemesi anlamına gelir. Tevbe, kul açısından bakıldığında asli temizliğin arızi hali olan günahlarından arınıp asli haline, tertemiz hale, günahından tevbe ettikten sonra günahsız haline dönmek, Rab açısından bakıldığında günahlarından arınmış kuluna rahmetiyle nazar etmesi, rahmetiyle muamele etmesi anlamlarına gelir. Günahlardan dolayı tevbe etmek farzdır. Yapılan her bir günah için ayrı ayrı tövbe gerekli. Tövbe ise 4 merhalede gerçekleşir. Günlük hayatta kendimizi hayatın akıcılığına, hayatın koşuşturmacasına ne kadar da çok kaptırıyoruz değil mi? Hayatta sabah güne başladığımızda hemen hemen her günümüzde, günümüze başladığımızda hatta kıldığımız namazlarımızda bile adeta rutine dönüştürmüş durumdayız bazı şeylerimizi. Yani kimin huzurunda durduğumuzun bilincinde çoğu kere olmadan ya da çarşıya pazara çıktığımızda harama nazar etmenin artık olası bir şey haline getirilmiş olduğunu görerek, yani çok fazla da mahsurlu değilmiş gibi adeta yapa yapa yaptığımız şeyleri doğru olduğunu zanneder bir hayat haline, hayat tarzımız o hale dönüşmüş gibi gözüküyor, öyle değil mi değerli kardeşlerim? Yapılan her bir günaha tövbe etmek farzdır. Yapılan her bir günaha ayrı ayrı tövbe etmek gerekir. Yani ben bu aylık günah limitimi doldurayım, kafama göre takılayım, ay sonunda toptan hesabını keserim, toptan borcunu öderim gibi bir mantık, dinimizin kabul edeceği, dinimizin ruhuyla bağdaşmayan bir olaydır. Çoğu kere önemsemediğimiz bazı davranışlarımız bile. Yani zina yapmıyoruz ki kardeşim ne var ki bunda, ya da içki içmiyoruz ki kardeşim ne var ki bunda. Bunları yapıyoruz ama yapmayanımız kaldı mı? Pek çok olayın sözlü hale getirilmiş duyuyoruz değil mi çoğu kere çevremizden, en yakınlarımızdan.
Peki bir tevbe, işlediğimiz bir günaha karşı bir tevbe, Allah'a yaptığımız isyan, kalbimize oluşan noktalar, birazdan hadis-i şerifteki temsilini anlatmaya çalışalım. Kainatın efendisinin ifadesiyle her bir günah, işlenilen her bir hata kalbimizde bir nokta oluşturur, bir leke. Ve tevbesiz devam edilen günahlar, tevbe edilmeden devam edilen hayat, o nokta, siyah noktaların yan yana geldikten sonraki birikmiş haliyle kapkara bir hal alan gönül. Birazdan hadisin orijinal metnini ifade etmeye çalışalım inşallah. Önce tevbenin merhaleleri. Tevbe hususiyeti önümüzde berat kapısı varken özellikle tercih ettiğimiz bir konu. Pazar günü nasip olursa pazar gecesini pazartesiye bağlayan akşam. Beraatimizi idrak edebilenlerin beraatini alacakları gece. İdrak edebilenlerin Ramazan'a tertemiz, müjdelenmiş olarak, arınmış olarak, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهْ şuuruna ulaşmış olarak, günahlarından tevbe edenler, hiç günah işlememiş gibidirler, şuuruna ulaşmış olarak, tertemiz, Ramazan sabahlarına ulaşabilmek durumunda olanlardan eylesin Rabbim bizi inşallah. Tevbe dört merhalede gerçekleşir. Evvela, yaptığımız herhangi bir günah sadece, affet ya Rabbi, diye sözle söylenip ondan sonra kaldığımız yerden bir sonraki senaryoya devam ettiğimiz bir olay değildir. Bir olgu değildir. Tevbe dört basamakta cereyan eder değerli kardeşlerim. Evvela işlediğimiz herhangi bir günah, içki mi içiyoruz, gıybet mi yapıyoruz, yalan mı söylüyoruz? Allah büyük günahlardan muhafaza eylesin. İsmini anmakta zorlanacağımız günahları işlemekte devam mı ediyoruz? Nefsimizin adeta boyunduruğuna girmişçesine, her gün nefsimizi daha fazla hoşnut edecek şeyleri işlercesine yaptığımız günahlar, evvela tevbe edilecekse şayet, nasuh tevbesiyle, akşam adeta yorucu bir günün ardından başınızı yastığa koyduğunuzda, bugün nihayet yorgunluğu üzerinden attım, bugün telaşeyi üzerinden attım, bugün kafam rahat diye sakin sakin rahatça dalacağınız uykuların akşamları vardır ya, herhangi bir koşuşturmacalı işlerinizin akabinde, okuyan kardeşlerimiz için sınavlarınızın akabinde akşam yastığa başınızı koyduğunuzda bugün nihayet rahatça bir uyku uyuyacağım, artık üzerinden yükleri attım diyeceğiniz durum vardır ya. Tevbe etmek aynen böyle bir şeydir işte. Adeta kuş gibi hafiflemektir. Üzerindeki günah kirinin, günah ağırlığının, günahtan oluşmuş siyah noktaların ziftinin üzerinizden atılmasıdır tevbe. Evvela yapılan günahı terk etmektir tevbe. Tevbenin ilk basamağı yalan söyleyen kişinin tevbe etmesi demek, yalanı terk etmesi demek ilk evvela, ilk basamak olarak. Ya Rabbi ben yalan söyledim ama affet beni demek yeterli değildir. Yapılan günahı terk edecek kul, yaptığı hatadan uzaklaşacak. O hatanın hata olduğunu bilmeli ki, neye tevbe ettiğini, Allah'ın hoşlanmadığı davranışı yapıyor olduğunu anlayabilmeli kul. Evvela yaptığı hatayı terk edecek. Akabinde ben içki içiyordum, içki içmeyi bıraktım. Tevbe ettim Allah'a. Ben içki içtiğim zamanlar, harama baktığım zamanlar, yalan söylediğim zamanların günahlarının pişmanlığını duymaktır tevbenin ikinci merhalesi. Yani 10 sene, 20 sene. Dilediğimce hayat yaşarken, çarşıda pazarda dolaşırken, hiçbir çekinceyi düşünmeden ne de olsa beni kimse görmüyor diyerek hareket ettiğim zamanlar, o şekilde düşündüğüm zamanlar, harama bakarken Allah'ı ve peygamberini üzmüş olduğun günler, o saatler, yıllar ne kadar süreyse, Allah'ın tertemiz yarattığı Kabe'den daha kutsal olan insanın bedeni, o bedenin içerisine haram lokmayı koyarken, içkiyi, türlü türlü içki çeşitlerini koyarken, yenmemesi gereken gıdaları yerken, Allah'ın tertemiz yarattığı bedeni, helal bedenini haramlarla doldururken, bu yaptığının, Allah'ın helal yarattığı bedeninin içerisine koyduğun haramların pişmanlığını duymadığın sürece, bunların yanlış olduğunu farkına varmadığın sürece, ya Rabbi sen tertemiz emanet ettin bana, ben emanetine sahip çıkamadım, pişman oldum ya Rabbi, demediğimiz sürece yaptığımız tevbeler layıkıyla yerini bulmayacaktır değerli kardeşlerim. Basamak basamaktır tevbe. Dört merhaleden oluşur. Evvela yaptığın günahtan tamamen uzaklaşmak, tamamen terk etmek. Fakat
Allah ne de olsa affediyor beni. Bugün içkimi içerim, ardından tövbemi ederim. Sildim günahımı, yarın kaldığım yerden devam ederim. Ne de olsa artı eksi nötrledi birbirini. Demek değildir, haşa. Allah'ın rahmetinin sınırsız olması, kullarının ebedi hayatlarında müjdelerle taltif edilmelerini arzu ettiği içindir. Kullarının azap görmesinden hoşnut olmayacağı içindir Allah'ın rahmetinin sınırsız olması. Merhale, evvela içiyorsan içkini terk etmek, söylüyorsan yalanını terk etmek, yapıyorsan zinanı uzaklaşmak, tamamen terk etmek. İkincisi, bu yaptıklarına pişmanlık duymak. Yaptığın günahın, hatanın, yanlışın farkına varmak. İçinde onun ızdırabını taşımak. Ya Rabbi, sen yapma dedin ama ben yaptım. Ben nefsime yenik düştüm ya Rabbi. Fakat görüyorsun, yine senin kapına geldim. Af diliyorum ya Rabbi diyerek ezikliğin içinde hissetmek. Merhale 3. Kesin bir kararla azmetmek. Kesin bir kararla bir daha yapmamaya niyet etmek. Ben bugün zinamı yaptım, peşi sıra tövbe ettim. Yarın bir daha yapar, bir daha tövbe ederim. Böyle bir mantık değildir tövbe etmek değerli kardeşlerim. Kesinlikle kararlı olarak Allah'a yönelmek. Ben içkiye tövbe ettim fakat ilerleyen zamanlarda nefsime yenik düştüm, yeniden alkol aldım. Rabbim her türlü kötülükten, her türlü yanlıştan, Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak tutsun bizi. Nefsine yenik düşmüş olsan bile, Mevlana'nın ifadesiyle, bin kere tevbeni bozmuş olsan da sığınacağın kapı Allah'tır sadece. Bu sebeple, ya Rabbi, bu yaşıma kadar gençtim, yaşlıydım, her neyse, sağlığım yerindeydi, kumar oynadım, içki içtim, zina yaptım. Onun bunun malını gasp ettim, yalan söyledim. Kişilerin aleyhinde konuştum onların olmadığı ortamlarda. Adı her neyse, herhangi yasaklanan bir davranışsa her neyse o. Ya Rabbi, artık yeter. Artık bunlardan nedamet duydum, pişmanlık duydum ya Rabbi. Ben görüyorum ki günler azar azar geçip gitmekte. Günler geçip gitmekte yavaş yavaş. Her geçen nefes, her geçen saniye beni ölüme biraz daha yaklaştırmakta belki. Belki bu cuma son cumam olacak. Belki önümüzdeki cuma olacak ama belki ben olmayacağım o cumada. Hani hep sonrasında tövbe etmek üzere erteleriz ya bazı şeylerimizi. Mesela ibadetlerimizi sonrasında hacca gitmek üzere erteleriz. Sonrasında namaza başlamak üzere erteleriz. Belki sonrası olur da sen olmazsın. Dikkat etmek lazım. Değerli kardeşlerim, Rabbi Rahim'in rahmet kapısının, merhamet kapısının açıklığı aslında bir anlamda da neye gelir bilir misiniz? Evet. La taqnatu min rahmetillah. Ayette öyle buyurur. Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Senin günahın ne kadar çok olursa olsun, ne kadar haram işlemiş olursan ol, hangi yanlışlara düşmüş olursan ol, senin günahın ne kadar büyükse, senin günahından daha büyük Allah'ın rahmeti vardır. Allah'ın bağışlaması vardır. Fakat Allah'ın bağışlamasının sonsuzluğuna, enginliğine güvenerek hata işlemeye devam eden kişi, günah işlemeye devam eden kişi, ne de olsa tövbesini yaparım diyen kişi, bilsin ki ansızın ölüm gelip kapını çalıverir de, son amelin Allah'a isyan içeren bir davranış olur da, tövbe edecek zamanın olmaz Allah muhafaza. Yani son nefesini teslim etmezden evvel, İçki içiyor idiysen, nefesini teslim etmezden evvel, kumar oynuyor idiysen, zina yapıyor idiysen, her neyse. Değerli kardeşlerim, tevbe etmeden huzuruna almasın Rabbim bizi. Yaptığımız davranışların hatalarına, kusurlarına, herhangi bir hatamıza nasuh tevbesiyle, tövbemizi yapmadan Rabbim son nefesimizi almasın bizi yanına. Son nefeste iman üzere olanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Allah muhafaza. Kul herhangi bir büyük günah işlerken teslim etse ruhunu, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Fakat nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ben ne de olsa tövbe edeceğim diyerek free takılırsam adeta, kafama göre hareket edip ne de olsa ileride tövbe edeceğim der diyerek hayat yaşarsam, ben nasıl yaşarsam ölümüm de öyle olacak. Eğer
Allah demeye alışkın değilse dillerim, Rabbim son nefesinde La ilahe illallah dedirtmeyebilir belki sana. Eğer benim dillerim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demeye alışkın değilse, son nefeste kelime-i şehadeti nasip etmeyebilir Rabbim sana. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Eğer hayatım, sözlerim, halim, kalim, Rabbi Rahim'in hoşnut olmayacağı ifadelerden oluşuyorsa şayet, son nefesinde Allah demesi, hali hayattayken Allah demesi kadar kolay değildir değerli kardeşlerim. Dillerin birbirine dolanır da, hani kimi zaman rüyalarımızda karşımızda insanlar olur, onlara seslenmeye çalışırız, hatta bağırdığımızı zannederiz, açarız ağzımızı bir şeyler söylercesine. Fakat karşıdakilere sesimizi duyuramayız. Zaman zaman buna benzer rüyalar görürüz değil mi? Çoğumuzun başına gelmiştir. Karşımızda birileri vardır arkaları dönük olarak. Biz sesleneceğizdir onlara. Normalde sağlığımız yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Bağırsak cihanı titretiriz belki. Sesleniriz avazımız çıktığı kadar. Fakat adeta ses desibelleri devre dışı kalmış gibi. Yani alt eşik, üst eşik devre dışı kalmış gibi yırtınırız belki. Fakat sesimizi duyuramayız. Aynen öyle işte. Son nefeste şu anda Allah diye basitçe söylediğin lafız, men rabbuke sualine karşı Rabbi Allah cevabını verdirmeyecek kadar dolanabilir dillerin birbirine değerli kardeşlerim. Eğer hayatında Allah'ı ve peygamberini hoşnut etmeyecek bir hayat yaşıyorsan şayet, ve mâ dînüke sualine, dinil İslam, ve men nebiyyüke sualine, Nebiyyi Muhammedin aleyhissalatu vesselam, Allah'ın kim, dinin ne, peygamberin ne suallerine, senin 2000 beygir araban var verdiğin cevabını rahatça verdirmeyebilirler kabirde. Ancak senin hayatındaki yaşantına bağlıdır cevabını vermen ya da vermemen. Ve bir diğeri, tevbenin geçerli olmasının diğer maddesi. Eğer, lütfen dikkat, kul hakkı yenmişse, kul hakkını helalleştikten sonra tövbe etmek. Değerli kardeşlerim, kul hakkınız varsa onun helalliğini Allah kullarına bırakır. Ben senin malını çalacağım, gasp edeceğim, senin malına zarar vereceğim, senin iş yerini talan edeceğim, ardından ya Rabbi affet beni. Anadolu'da bir lafımız vardır ya, 3 kuruşa 5 köfte yok öyle. Kimin hakkına girmişsen o kulla helalleşeceksin değerli kardeşim. Kainatın efendisi, bakınız, bir gün sahabi efendilerimizle sohbet ederlerken sorar, müflis kimdir? Kimdir müflis? Bizim günümüzdeki terim anlamını bildiğimiz ifadesiyle, sahabi efendilerimizin cevabı o yönde olur zaten. Ya Resulallah, bizim bildiğimiz kadarıyla müflis, malını, melalini, servetini, parasını, pulunu, mal eşyasını, evini, köyünü, her neyse, kaybeden kişi, maddiyatını kaybeden kişi anlamına gelir. Fakat Allahu ve Resuluhu alem buyururlar. Ya fakat Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Kainatın efendisi buyururlar ki, müflis sorusunun cevabına bakınız hadisteki ifadesiyle, şüphesiz ki ümmetimin müflisi, iflas edeni, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnat edip, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabını, hadisin metinine aynıyla okuyorum, dikkat ediniz. İyiliklerinin sevabını şuna buna veren ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biten, daha kul hakkı devam ediyor. Vereceği sevabı kalmadı, bitti. Sıfırı tüketti. İşlediği, kul hakkına girdiği kişilerin, dikkat ediniz, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenilip, sonra da o kadar namazı, orucu, zekatı, ibadeti olduğu halde, sonra da yüzü koyun,
Hadisin aynen ifadesi cehenneme atılan kimsedir. Müflis kişi. Peygamber Efendimiz'e edep timsali sahabi efendilerimizin verdiği cevap aslında ne kadar da manidar olmuş değil mi? Ya Resulallah, bizim nezdimizde müflis parasını, pulunu, atını, yatını, katını kaybeden kişi. Arabasını, mülkini, maddiyatını yani kaybeden kişi. Fakat Allahu ve Resuluhu alem. Fakat Allah ve Resulü her şeyin en doğrusunu bilirler. Peygamber Efendimizin cevabı hepimizin kulağında ser levha olması gereken ibretlik bir tablodur değerli kardeşlerim. Asıl müflis, ümmetimin müflisi namaz kılmayan değildir. Oruç tutmayan değildir. İbadetlerinden geri kalmayan değildir. Bir parantez. Kainatın efendisi ibadet sahibi olup da hakkıyla yerine getirmeyen kullara böyle hitapta bulunuyorsa, namazını kılmayanın, orucunu tutmayanın, zekatını vermeyenin, elinden geldiğince kulluğunu yerine getirmeye çalışmayanın vay haline. Müflis namaz kılmayan değildir. Oruç tutmayan değildir. İbadetini yerine getirmeyen değildir. Fakat namazını kılıp da, orucunu tutup da, elinden geldiğince ibadetlerini yapıp da, birisinin malını çalan, birisinin hakkını gasp eden, birisine maddi manevi herhangi bir anlamda zarar veren ya da bir kardeşinizin, bir arkadaşınızın, yanı başınızda saf tuttuğunuz Ahmet'in, Mehmet'in, herhangi bir arkadaşınızın gıyabında onun duyduğunda hoşnut olmayacağı şeyleri konuştuğunuzun karşılığı olarak huzur ilahide, yani artının eksiye koyduğu yerde, yani vur patlasın çal oynasın ben bu dünyada kafama göre takılırım, madem bir defa geldim dünyaya, dünya benimdir. Zaten cebimde de tıkırım yerinde, kimseye de eyvallahım yok dedikten sonra son sahnemiz oynanıp hesap kitabın görüldüğü yere geldiğimizdeki andan bahsediyoruz yani. Hani zaten bir defa geldik dünyaya ya, kafamıza göre takılacağız ya, huzur-u ilahide yaptığın her davranışın, ben senin malını çaldım, ötekine zarar verdim, kimin malına zarar vermişsem, kimin hakkına girmişsem, yaptığım iyiliklerden namaz mı kıldım? Kıldığım namazların sevabını, malını çaldığım kişinin sırtına yükledim sevabını. Zarar verdiğim dilimle, gözümle, elimle, maddi manevi zarar verdiğim kişilere bütün iyiliklerimin sevabını birer birer paylaştırdım. Taksim ettim adeta. Cebimde vardı 1.000.000 kronum. 100.000 kron Ahmet'e verdim, 250.000 kron Mehmet'e verdim. Fakat hazıra daha dayanmaz. Cepteki sermaye tükendi. İbadetlerim zaten cüz'i miktarda. Çünkü aklıma estiğince yaptım ibadetlerimi. Çünkü dışarıya, çarşıya, pazara çıktığımda canım ne var ki? Güzele bakmak sevaptır. Haşa. Kendimize alet ettiğimiz bazı davranışlarımız, ne kadar da yanlış kullandığımız ifadeler var değil mi değerli kardeşlerim? Yaptığımız halde kendimize tırnak içerisinde şirin göstermek için, masumlaştırmak için adeta ne kadar da kendimize yamatmışız değil mi? Ne kadar da kendimize uygun hale getirmişiz, rotuş yapmışız değil mi değerli kardeşlerim? Peki sevabım tükendi ama geride daha hakkına zarar verdiğim, gıybet ettiğim, çaldığım, çırptığım, yaktığım, yıktığım, ülkemde sağıma soluma zarar verdiğim olaylar var. 70 milyonun hakkı olan olaylar var. Onların vebalini nasıl ödeyeceğim peki? Sevaplarım dağıta dağıta bitti. Zaten bir avuç bir şeydi. İşte bu durumda kimin hakkına girmişsem, kime zarar vermişsem, onların işledikleri günahlardan onlara verdiğim zarar nispetinde günahlarını alıyorum sırtıma. Halbuki ben namazımı kılıp kendimi cennete tapulamıştım adeta. Cennetteki yerimi garanti altına almıştım belki. Günahlarını birer birer alıp ibadetlerimi yerine getirdiğim halde yüzü koyun cennete atılanlardan olmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, tevbe 4 merhale. Evvela somut temsille ifade edelim yeniden. İçki içiyorsam, içtiğim içkiyi tamamen terk etmek. Madde 1, tamamen terk etmek.
İçki içerim, ardından tövbe ederim. Akşam kafayı biraz daha bulup ardından gene tövbe ederim. Önümüzdeki günlerde her içki içişimde ardından tövbe ederim. Vaziyeti kurtarırım. Yani haşa kandırabileceğimizi zannettiğimiz, tırnak içerisinde oyuncak haline getirdiğimizi zannettiğimiz kulluğumuz kısacası. Yaptığımız davranışlar zaman zaman bunu gösteriyor değil mi? Sözle söylemesek de. Tövbe halis bir niyetle yaptığın yanlışın farkına varıp ondan yüz çevirmektir değerli kardeşlerim. Zina ediyorsan aman çevremden dışlamasınlar diyerek zina etme devamına hakkına sahip değilsin. Önce nefsim sonra biz. Herkese hitap ediyor sözlerimiz değerli kardeşlerimiz. Eğer kumar oynamaya devam ediyorsam aman arkadaş çevrem beni dışlamasın diyerek devam ettiğim kumarlar vallahi ve billahi huzur-u ilahide senin dışlamasına gönlünün razı olmadığın arkadaşlarının senden sinek kanadı kadar alacağı varsa vallahi ve billahi alacaklardır. Minicik bebelerin ak sakallı dedeler olacakları gün huzur-u ilahide yaptığının hesabını muhakkak vereceksin. Şu anda evladının ayağına diken batmasına razı olmayan analarımız var değil mi? Herhangi bir ananın yavrusunun gözüne çapak kaçsa adeta gecesi uykusunu kaçırır neredeyse. Ateşlenecek diye uykusunu böler. Fakat annenin evladından bir gram alacağı varsa vallah ve billah huzur-u ilahide söke söke alacaktır onu değerli kardeşlerim. Çünkü hesap verme gününde pabuç pahalıdır değerli kardeşlerim. Bu dünyada kafana göre takıldığın hayatın hesabını verme zamanı senin keyfine göre suale çekilmeyeceksin. Yapman gerekip de yapmadıklarından, yapmaman gerekip de yapa geldiklerinden muhakkak sorguya çekileceksin. Rabbim kulluk şuurunu üzerimizden atmasın değerli kardeşlerim. Günahı tamamen terk etmek, günahtan pişmanlık duymak, içki içtim, şu ana kadar nefsime yenik düştüm, kumar oynadım, zina yaptım, nefsime yenik düştüm, yaptım bunları mesela. Bundan pişmanlık duymak. Ya Rabbi sen yapma dedin ama ben sana kafa tuttum. Sen emrediyorsun ama takmıyorum seni dedim adeta. Haram işlemenin Türkçe anlamı budur değerli kardeşlerim. Sen yapma diyorsun ama ben takmıyorum seni. Haşa. Pişmanlığını duydun. Ardından bir daha ona asla yönelmemektir. Vaktimiz doldu, ifademi tamamlayayım. Dersimizin kalanını sonra önümüzdeki cumada nasip olursa devam ederiz inşallah. Bir daha o hatayı yapmamak üzere kesin karar sahibi olmaktır. Ben şu an tövbe ediyorum ama şu berat geçsin ardından önümüzdeki hafta yeni senaryoyla, yeni bölümlerle önümüzdeki hafta devam edeceğiz tarzında. Günahlara kaldığım yerden devam etmek üzere değil. Pişman olduğum günahın, tövbe ettiğim günahın yenilenmemesi için azim sahibi olmak. Ama oldu. Allah düşürmesin. Yeniden kumar oynadım. Ya da Allah düşürmesin yeniden içki içtim. Olabilir mi? Kul hata ile malumdur. Fakat kullu beni ademe hatta ve hayrul hattaine tevvabun. Kainatın efendisi ferman buyurur. Her insan hata eder. Yaratılışımızda var bu. Hata da edeceğiz, iyilik de edeceğiz. Bu oranda artı ve eksilerimiz olacak. Sevaplarımız, günahlarımız olacak. Her insan hata eder. Fakat hayrul hattain ettevvabun. Hata işleyenlerin, günah işleyenlerin, Allah'ın hoşnut olmayacağı davranışları işleyenlerin en hayırlıları günahlarına tövbe edenlerdir. Günahlarından yüz çevirenlerdir. Rabbim yaptığımız, yapacağımız kusurlarımızı dergâh-ı uluhiyetinde affeylesin. Bizleri kendisine layık kul, Habib-i edibine layık ümmet eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.